izleyenler, şimdi de Erzincan Tanıtım Günleri çerçevesinde Ilıç ilçemizin standındayız. Burada değerli büyüklerimiz var. Onlarla bir söyleşi yapacağız. Ve tabii ki yine otantik ürünlerimiz var. Onları da görüyoruz. Çok ilginç gerçekten bir halka. Ve Ilıç Dernekler Federasyonumuzun flaması, bayrağımız ve otantik ürünlerimizi bakırımız tabii ki Erzincan deyince bakırımızı da burada görüntülemiş oluyoruz. Efendim hepinize hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle İstanbullular olarak. Sizleri isterseniz sırayla tanıyalım. Federasyon başkanımızdan başlayalım. Öyle mi yapalım? Peki efendim. Federasyon başkanımızdan başlayarak tanıyalım sizleri. Ben Hüseyin Cahit Tatar. Biraz daha yüksek sesle efendim çünkü müziğin sesinden duyulmuyor. Hüseyin Cahit Tatar. Evet. Erzincan İliç Akdoğu köyünde doğdum. Orada evet. Büyüdüm. Sonra gurbete geldim. O topraklar bizi doyurmayınca gurbete geldim. Burada İstanbul'da ikamet ediyoruz. Ne kadar güzel. Ben de bir yolda ikamet ediyorum. Peki Dernekler Federasyonu olarak ne tür faaliyetler yapıyorsunuz? Bizim Dernekler Federasyonumuz 20 Ekim'de tescil edildi. 2014. Evet. Daha yeni. Biz bu bağlamda İliç'te bir festival yaptık. Ortak mülki amir, mülki idare amiriyle, genel yönetimlerle, belediye başkanıyla ve dernekler, sivil toplum kuruluşlarıyla İliç'te güzel bir ilk defa seneler sonra bir festival yaptık. Evet. Akabinde Muharrem ayı etkinliği çerçevesinde bir aşırı etkinliğimiz oldu orada. Yine Kaymakamlık, belediye ve federasyonumuz olarak akabinde de yine yardımsever iş adamlarımızın vermiş, sağladığı katkılarla İliç'teki öğrencilerimize giyecek yardımı yaptık. Evet. Şimdi işte Emit Fuarı'nı organize ettik. Erzincan Tanıtım Günlerinde Ilıç'ı organize ettik. Tanıtımına katkı sağlamak için. Peki Sayın Başkan, geleceğe dönük olarak ne tür fikirleriniz var, ne tür projeleriniz var? Şimdi bizim projelerimiz tabii ki günden güne halkalarımız genişliyor. İşte kadın kollarımızı teşekkür ediyoruz. Bizim en büyük arzumuz İliç ve köylerini yaşanılabilir yerler haline getirmek evet. Ve oraları bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Çok güzel. Bu bağlamda da kültür mirasımıza sahip çıkmak istiyoruz. Kültür mirasımız adına neler yapmayı planlıyorsunuz? Kültür mirasımız adına yapmak istediklerimiz, işte kültür elçilerimiz bizim burada. Evet, onların değerli katkılarıyla bizlerin o otantik halimizi mutlaka muhafaza etmemiz gerekiyor. Çünkü biz İstanbul gibi büyük bir metropolde yaşıyoruz. Evet. Bu çağımızın hastalığı olan kültür erozyonumuzu, kültürümüzü de etkiliyor. Bu bakımdan biz gelecek nesillere o kadim yurtlarımızı, o kadim topraklarımızı, kadim kültürümüzü bizim iletebilmemiz için mutlaka şimdiden büyüklerimiz kaybolmadan, yok olmadan, o kültürün devam eden son nesil, son vagonlar yok olmadan mutlaka bizim buna bir çare bulmamız lazım. Sadece yazılı kalmaması lazım. Eğer yazılı kalırsa tarihin derinliklerinde kaybolup gider. Evet. Peki başkanım, ben size bir şey sormak istiyorum. Şimdi Ilıç ilçemizde altın madeninin ortaya çıkmasından sonra bölge çok zenginleşti. Yani ekonomik olarak belli faaliyetleri vardı. Ancak altın madeni bulununca tabii orada ekonomik olarak ciddi bir kalkınma ortaya çıktı. Fiyatların yükselişi ortaya çıktı vesaire. Yani yalnız ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Altın madeninin çevresel zararları konusunda da faaliyetler göstermeyi düşünüyor musunuz? Şimdi biz onunla ilgili bir program yaptık. Evet. Yaptık. Yani şimdi ya kadar İliç'in bir sivil toplum kuruluşu, çatı bir sivil toplum kuruluşu olmadığı için bu konulara eğilen olmamış. Biz bununla ilgili bir program yaptık. Evet. Tabii kamuoyunda müthiş bir
bilgi kirliliği de var. Evet. Bunu biz biliyoruz. Oradaki yan etkilerini tabiata, canlılara, endemik bitkilere, florasına, bitki örtüsüne ne tür zararlar vereceğini bu kimyasalların, evet, biz bilim adamı olmadığımız için bile, bu konuyla ilgili de akademik seviyesi yüksek bir sempozyum İstanbul'da planlıyoruz. Bunu kesinlikle ben de destekliyorum, böyle bir sempozyum fikrini kesinlikle destekliyorum. Böyle bir sempozyum yapılmalı gerçekten. Çünkü bir altın madeni her ne kadar ekonomik faydaları olsa da çevresel etkileri olan bir İlici sadece altın madeni etkilemiyor. İlici HES'ler de, HES'ler ve barajlar da etkiliyor. Çevresel etkinlikleri, çevresel olumsuz etkileri de. Tabii bunlar milli ekonominin değerleridir. Evet. Bu değerleri mutlaka ekonomiye dönüştürmek gerekiyor. Biz bunun inancındayız ama... Evet. Ama tabii bunun yan etkilerini, bu kimyasalların ve bu HES'lerin oradaki tabiata, floraya, bitki örtüsüne, insanlarımıza, canlılarımıza ne tür etkiler edeceğini biz bilemiyoruz. Bunu sempozyumdan sonra, evet, bir rapor halinde kamuoyuyla paylaşacağız. Çok güzel. Peki ben diğer konuklarımıza da dönmek istiyorum. Sizi de tanıyalım kısaca. Biraz daha yüksek sesle olursa, çünkü eski çok ses var. Eski ismi Enbiya, yeni ismi Nurköy olan, evet, köyümüz muhtarıyım. Evet. Ben de yıllar önce tahsil yapmak amacıyla İstanbul'a geldim. Ne güzel. Tahsilimizi bitirdim. Siz halen muhtarsınız değil mi şu anda? Şu anda muhtarım. Ne ben güzel. Ben yeni dönem seçilmiş bir muhtarım. Yani tahsilini de yapmış. Bakın eğitim düzeyi neydi efendim en son? İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu. Ne kadar güzel. Bakın Erzincan'ımız da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu olan emekli öğretmen bir muhtarımız var. Gerçekten iftihar edeceğimiz bir durum. Çok teşekkür ederim. Tabii belirli zaman geçti. Çoluk çocuğu yetiştirdik. Hani insanlar derler ya, ekonomik bağımsızlığı kazanırsanız, evet, bir şeyler olur. Çok şükür bizler de bu günleri atlattık. Zaman geldi. Emeklilikten sonra yapacak İstanbul'da fazla bir işimizin olmadığını fark edip biraz daha dedik kendi köyümüze dönelim. Evet. Başkanımızın da sarf ettiği bazı sözler vardır. Hani kendi kültürümüze sahip çıkmak, işte oralarda yaşanmış olan otantik geçmişimiz var. Bunlara sahip çıkmak, bunları tekrar orada yeşertebilmek ya da işte bu köyümüzü yaşana bir hale getirmek. İnsanların İstanbul'dan kalkıp da Antalya'da ya da Muğla'da ya da Marmaris'te, işte İzmir'de tatile gideceğine, hiç olmazsa köylerimizi belli bir stadyoya kavuşturup, evet, buralara yazın olsun gelmeleri. Şimdi kışlar olduğu zaman malum sizin köyde kimse kalmamıştı bu sene. Evet, evet, bildiğim kalmıyor. Evet, kimse kalmıyor. Köylerde kimse kalmıyor. Kışın gelmiyoruz ama, ya da buradaki gürbetteki insanlarımız gitmiyor. Fakat yazın olsun orada bir tatilini geçirsin, geçmişini unutmasın. Çocukları o bizim yaşamış olduğumuz evlerimizi, kültürümüzü, ne bileyim yaylalarımızı, dağlarımızı görsünler. Yani asıl bizim hizmet etmeye çalıştığımız nokta burasıdır yani. Çok güzel. Yaşana bir hale getirdik. Orada, buradaki nesli oraya çekebilmek. Hiç olmasa tatil zamanlarında. Terk edilmiş bölgeler olmaktan, evet, kurtarmak, evet, değil mi onları? Evet. Bizim şairimiz der ya, gitmesek de gelmesek de o köyümüzün köyümüzdür diye. Onun, evet, için gidelim, gelelim. İşte oralarda hiç olmazsa geçmişimizi yaşatmaya çalışalım. Peki sayın muhtarım. Ben geriye dönüş yaptım. Çok güzel amaçlar bunlar. İnşallah başarılı olursunuz diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şimdi de değerli izleyenler, bölgesel sanatçılarımızdan diyelim, bir sanat güneşi ile beraberiz. Kendisini tanıyoruz şimdi efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Erzincan Alışlar adına İstanbul'a. Ben de Erzincan Alışlıyım. Evet. 15 yaşıma kadar Alışlı'da doğdum. Evet. Yaklaşık 30 yıldır İstanbul'dayım. Ve sanatçı olmaya çalışıyorum. Sanatçı değilim. Sanatçı adayıyım. Bakın değerli izleyenler, gerçek sanatçılar böyle diyor zaten hep. İki günde sanatçı olanlar. Yok. Daha ön planı çıkartıyor kendini. Demedim onu. Peki. Demedim, yine de demiyorum. Peki. Sanatçı adayıyım.
Elimden geldiği kadar yazmaya çalışıyorum, üretmeye de çalışıyorum. Hatta bazı eserlerim var, bazı türkülerim var. Evet. Erzincanlı olmaktan onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Erzincanlı dostlarım olmaktan, benim ilkokul öğretmenim kendisi. Ellerinden öpüyorum. Yani burada olmaktan, bu güzel günde olmaktan. İlkokul öğretmeni, değerli sanatçımızın. Evet. Sevgili Mehmet Çevik. Mehmet Çevik hocam. Yıllarında Ege hocam, siz de hoş geldiniz. İlkokul yıllarında bana sazıyla eşlik ederdi. Evet. Hocam. Daha yaşlanmamış hocam. Daha bir 20 yaşında filan. Evet. Ben de herhalde bir 15 yaşında filanım. Bugün hocamı da gördüm. Çok mutluyum. Peki. Çünkü uzunca bir zamandır görmemiştim. Güzel bir gün. Sayın Erzincan Valimiz az önce buradalardı. Evet. Ilıç Kaymakamımız, işte Ilıç Belediye Başkanımız. Ben sanatçı olmaya çalışan aday olarak da işte Ilıç'ın standında, Erzincan'ın standında olmaktan mutluyum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Peki, gerçi gürültülü bir ortam var ama küçük evet. Bir kuple bir şeyler söyleyecek misiniz? Bilmiyorum. Sizden böyle bir iki kuple dinlesek mi? Türkü mü söyleyeyim? Olur. Yani. Bir alkış da isteyelim. Peki. Ne söyleyelim? Bilmiyorum. Şöyle hareketli, fıkır fıkır. Hareketli mi? Bizim bölgeden böyle birkaç yok, o zaman böyle şey olsun. Bir türküm vardı senin. Erzincan yöresine ait anonim tamam. Güzel eser. Tamam. Ama sözde müzik kime ait onu bilmiyorum doğrusu. Güzel bir Erzincan uzun hava. Evet. Onun bir dörtlüğünü o zaman okuyalım ve evet. Ekranlar başındaki izleyicilerimize de armağan edelim. Evet. Baba Erzincan'da neyin var senin? Baba Erzincan'da neyin var senin? Onun için artar, artar, artar gamım keder. Kamum kederim. Baba Erzincan'ı mesken mi tuttun? Babam şu ilici mesken mi tuttun? Onun için diyar ağlar 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 gezerim, ağlar yanar gezerim. Onun için boynu bükük, ağlar ağlar yanar gezerim, ağlar yanar gezerim. Hareketli demiştik ama böyle uzun hava tarzında geldi. Evet, ben de bir Erzincan şiiri okuyayım. Peki, kısa, evet, kısa bir bölüm. Evet. Seni unutmadım, yemin ederim. Burnumda tütüyor kokun Erzincan. Sensiz diye mahkum etti kaderim. Yaralı gönlüme dokun Erzincan. Yüreğimi yüreğine sözledim. Mahzun mahzun yollarını gözledim. Yemin olsun deli gibi özledim. Vefasızsın deme sakın Erzincan. Seni yaşıyorum gurbette her gün. Deli etti beni bu yersiz sürgün. Olur ya, olur ya aklına gelirsem bir gün. Uzaklara doğru bakın Erzincan. Çok güzel. Öyle mi? Çok güzel. Evet, diğer değerli abilerimizi de dinleyelim. Böyle şiirler, şarkılar derken bu program bitiremeyeceğiz. Evet. Erzincanlı olmak kolay bir şey değil tabii. 24 ayar. Evet, evet. Şimdi 24 ayardan başlayarak kendimi tanıtayım. Adım Orhan Şahbaz. Evet. Erzincan İliş Kuruçaylı'yım. Evet.
Bilinç Dernekler Federasyonu Genel Başkan Vekiliyim. Değerli başkanımız, değerli sanatçımız, değerli hocalarımızın yanında biz aciz iki de laf biz edelim ama onların yanında pek de yeterli olmaz. Ama yine de kendimizi anlatalım. Şimdi bize sorduğunuz gibi Erzincan İliş Dernekler Federasyonu'nun görevlerini sordunuz. Evet. Sayın Başkanım tabii 4 ay gibi kısa bir süreli kuruluştan dolayı bir gelişmeleri ve çalışmaları anlattılar. Bizim amacımız tabii ki o terk edilmiş yörelere sahip çıkmak. Bizim ilicimiz sahipsiz kalmış, köylerimiz sahipsiz kalmış. Efendim, insanlar yaşananamayacak duruma gelmiş. İşte biraz evvel bahsettiniz, madeniydi, barajıydı, HES'leriydi. İlicimizin meşhur tulum peyniri vardı, hayvancılık vardı, evet. Arıcılık vardı, balcılık vardı. Maalesef bunların hepsi zamanla yok olup gidiyor. Yok oluyor mu gerçekten? Gerçekten yok oluyor. Azalıyor. Yani yok olma noktasına gelmiş. Buyurun, Erzincan tulum peyniri. Biraz evvel değerli hocamız da onu konuşuyor. Siz gelmeden evvel diyordum ki, evet. Bu tulum peyniri hakikaten bizim çocukluk zamanımızda yediğimiz tulum peynirleri nereye, şimdikiler nereye? Yani benzemiyor. Hep yapmayın Allah aşkına. Biz yiyoruz şimdi, bak içimizde ukde kalacak. Hayır, yani. O zamanki peynir yiyoruz ama yemeyiz. Bakın eskinin tadını, organik tatlarımız yok. Damak zevklerimiz değişti. Şimdi biz federasyon olarak hakikaten ilicimize sahip çıkmak için bu federasyonu kurduk. Evet. Sayın başkanımızla, yönetim kurulu üyelerimizle, köy dernek başkanlarımızla canı gönülden, gönüllü olarak evet. Çalışıyoruz. İnşallah ilici ve köylerimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Erzincan'ımız parlayan bir yıldız, bir yıldız kenti. İlicimiz parlayan bir ilçe. Bugün sanayisiyle, işte madenleriyle, HES'leriyle, barajlarıyla İlic'in çehresi çok değişti. İklimi de değişti. Fakat bunları toparlayabilmek için tabii bunların getirisi kadar götürüsü de oldu. Biraz evvel başkanımızın söylediği gibi çevrede büyük bir bilgi kirlilikleri var. Bu bilgi kirlilikleri ancak bilimsel ve eğitsel durumda aşabiliriz. ARGE çalışma sistemlerini kuruyoruz. Öğretim üyelerimizle görüşüyoruz. İlicimizin bütün o getirisini ve götürüsünü hesaplayacak bilim adamlarıyla bir sempozyum düzenleyeceğiz inşallah kısa bir sürede. Ve bu tür çalışmalarımız olacak. Bir de başkanım tabii bu kadar çalışmalar, yoğun bir çalışmalardı, bir atladı. Biz İliç'teki lise son sınıf öğrencilerimizi, 30-35 tane öğrencimizi İstanbul'a davet ettik. Üniversite hocalarımızla beraber üniversiteleri gezdirdik. İstanbul Boğazı'nı gemi turları yaptırdık. İstanbul'u tarihi yerlerini gezdirdik. Öğrencilerimiz de bunları görsünler, heveslensinler ve ona göre çalışsınlar. O köylerden gelip de burada öğretim üyesi olan birçok bilim adamlarımız var. Onlar eşlik ettiler. Onlar da bizim gibi köylerden geldiler. Köylerde okudular, geldiler burada, yetiştiler, bilim adamları oldular. Amacımız gençleri orada iyi eğitebilmek ve öğretim seviyesini yükseltebilmek. Ve daha fazla detaylara da girmeyeyim. Çenemiz açılınca durmayız. Onun için bu kadar bilgiler zannederim yeterli. Daha çok yapacak işlerimiz var. Peki ben şunu da o zaman bir fikir olarak yine sorayım. Ilıcımızın tarihi, kültürel dokusunu kaybetmeyecek bir projeyle, çevresel unsurları da koruyacak bir projeyle Ilıcı turizme kazandırma yönünde bir düşünce var mı efendim? Yani bu yönde bir çalışma ortaya çıkacak. İşte o konuları madem sordunuz cevaplayayım. Çünkü Fırat'ın geçtiği bir yer. Ben Ilıcı'ya bayıldım. Gerçekten bir iki sefer gezme fırsatım oldu. Gerçekten çok güzel bir yer. Çevresindeki birçok ilçeyi gezdiğiniz zaman veya başka illerdeki ilçeleri gezdiğiniz zaman özellikle Fırat'ın içinden geçtiği bir ilçe olması, karşı kıyılardaki kayalıkların görüntüsü oraya apayrı bir güzellik katıyor. Bu yönleriyle ya da benim bilmediğim yönleriyle turizmi açmayı düşünüyor musunuz? Böyle şimdi efendim var. Tam onu söyleyecektim. Zaten bizim İlic'in maalesef turizmi
turizm bakımından hiçbir tanıtımı yapılmadı. Evet. Yapılmıyor daha. Bugün bir Kemal'i örneği alırsak, bir folkloruyla, bir halısıyla, bir kanyonuyla adamlar kendilerini dünyaya tanıttılar. Bu da Erzincan'ımızın bir ilçesi ve gurur duyduk. Ama bizim Ilıcın da Kemaliye'den ve diğer turizm yörelerinden geri kalan tarafımız yok. Ama tanıtım bakımından zayıfız. Ancak bu tanıtımı nasıl yapmamız lazım? Sivil toplum örgütlerimizle bu gibi etkinliklerle, mesela bugün Ilıcın Emit Buharı'na katılması tarihte ilk oldu. Bizim federasyonumuzun kurmasıyla, Sayın Valimizin de bütün desteğiyle, Kaymakamımızın desteğiyle Emit Buharı'nda ilk olarak Ilıcı katıldı. Emit Buharı'nın önemini biliyorsunuz. Türkiye ve dünyaya tanıtım bir fuarıydı. Ve biz bunu mümkün olduğu kadar Erzincan'ımızı tanıttık ama Ilıcı'mızı da tanıttık. Efendim raftiliği de tanıttık. Paraşütçülük de tanıttık. Efendim okçuluk da tanıtıyoruz. Barajımızda, alabalık testlerimizde, şunlarla bunlarla. Yani netice itibariyle bunların hepsi ileride. Tabii zaman istiyor. Şimdi bizim biliyorsunuz bir de barajımız oldu. Barajdan dolayı bir deniz etkinlikleri de başlayacak, su sporları başlayacak, işte efendim turizm bakımından verimli hale gelecek. Şimdi bunlar önemli konular. İnşallah bunları ileriki dönemlerde halledilecek. Sayın Başkanımız daha iyi programları biliyor. Biz de onlara destek oluyoruz. Biz de onları takip edeceğiz efendim. Takipçisi bir olacağız programların. Zaman zaman yine programlarımızda yer vereceğiz. Evet, geniş bir program olduğu zaman. Peki, ben arkadaşımızı da tanıyalım istiyorum. Peki, siz teşekkür tanıyalım. Ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Erzincan Üç Özlü Köyü'ndenim. Öncelikle Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ki tüm Erzincanları bir araya toplayıp da şu güzel Erzincan günlerimize hasret giderdik. Evet. Senelerden bunun hasretini giderim. Ben 45 yaşındayım. Bu ilk defa oluyor. Çok gurur duyuyorum. Bütün ilçelerimize ve belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Ilıç Dernekler Federasyonu'nda Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Spor'dan sorumlu olarak 3 senedir de Ilıç Federasyonu'nu kurabilmek için gerek başkanlar gerek yönetim kurulu olarak çabalar gösterdik. Evet. Sağ olsunlar ki katılım olan bütün köy dernek başkanlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bundan sonra Erzincan'ımızı, Ilıcı'mızı izleyeceğiz. Güzel projelerimiz var. Evet. Amacımız 24 ayar. Birlik ve beraberlik için hep el ele verdik. Umuz umuza verdik. İnşallah daha güzel olur. Peki efendim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi de hocamıza dönüyorum. Hocam şu masanın üzerinde bazı ürünler gördüm ben. Bunları sizden dinlemek istiyorum. Bu mesela şu nedir? Bu halka. Bu ne işe yarar hocam? Sapanın uyunduru alma aparatı. Kısaca tamam. Samı. Samı olur mu samı? Halka. Samı boyunlara geliyor. Hayvanlar doğru doğru. Ne yapıyor tam olarak hayvanın? Kara sapanda. Evet. Öküzlerin boyunduruğunu sabana bağlayan aparat. Evet, bakıyoruz değerli izleyenler. Ben hayatımda ilk defa görüyorum böyle bir aparatı. Bu Karasaba'nın bir aparatıymış efendim. Yani bunu görüyorsunuz böyle. İlginç bir aparat. Bu tabi tarihe karıştı artık. Karasaba'nın belki kullanılmıyor değil mi artık? Yani hamburgerde falan saklıyoruz bunu. Evet, hatıra olarak bunlar böyle saklanıyor. Evet, bu da böyle bir tarihi eser oldu artık. Tulum peyniri. Geçiyorum. Erzincan'ın meşhur tulum peyniri. İşte bu da Erzincan'ın meşhur tulum peyniri efendim. Yanında da Erzincan'ın bakırı. Erzincan'ımızın evet, bakır işlemesi. Bir ürünümüz. Bu da çok güzel. Erzincan'ın tandır ekmeği. Bu da tandır ekmeği. Evet. Erzincan'ımızı, Erzincan'ı buraya taşımış olduk efendim. Ben bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu güzel söyleşi için ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Şimdi göstermiş olduğunuz bu ilgiden dolayı biz sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah bu programların devamını yaparız. Daha iyi şekilde ilicimizi, Erzincan'ımızı tanıtırız. İnşallah. Zaman ayırdığınız için bizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Peki efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.